Eşim de bu işi yapıyor. Bu işin profu diyebiliriz. Bir akşam otururken sen ipler işimi yapmak ister misin dedi. Ben dedim ki acaba yapabilir miyim? Ben de kendime bunu sordum. Tam eşim bunu yapıyor ama ben de merak ettim yapabilir miyim? Kendi sınırlarımı görmek istedim biraz da. Yapacağım dedim. Eğitimini aldım. Eğitimde de yükseklere çıkarıyorlar, kendimizi deniyorlar ki yapabilir misiniz? Yüksek korkum var mı? Onu da geçtim. Büyük bir aşkla işe başladım. En büyük destek için burada eşim. Ailem, annem, babam dersem evet, biraz korktular. Yani yapmamı çok istemediler açıkçası. Ama ben istiyordum. Yani adrenalin seviyordum, farklı bir şey yapmak seviyordum. Hareket olsun istiyordum hayatımda biraz da. Farklı bir yerden ilerlemek istiyordum bu işte. Ve şu anda doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İlk başta duyduğum şey takdirdi. Bunu duydukça mutlu oluyorum. Mutlu oldukça daha işe sarılıyordum. Beğeni oldukça daha özveriyle çalışıyordum. İlk önce eşime söylediler. Hani nasıl olacak? Yüksekte çalışıyor. Tehlike. Tehlikeli görünüyor ama bütün işlere tehlikeli olduğu gibi tabii onda da riskler var. Ama biz bu riskleri minimuma indiriyoruz ve yok ediyoruz. Eşime alıştıktan sonra, ben de bu işe girdikten sonra alıştılar. En sonunda Ağrı Dağı'na tırmandıktan sonra artık hiçbir şey söylemiyorlar. Biz artık bunu da yaptıktan sonra, o 4 gün o karda, çadırda kaldıktan sonra artık siz her şeyi yaparsınız diyorlar. İlk başladığımda güçlü değildim. Zaten bu ekip işi. Ben tek başıma bir şey alıp yüklenip götürmüyorum. Ekibim var. Ekiple beraber çalışıyoruz. Beraber yapıyoruz. Zamanla o kas gruplarım da çalıştı ve çalıştıkça güçlendim. Güçlendikçe daha da gücüm yettiği şeyleri daha da fazlasıyla yapmaya başladım. Bizim yaptığımız iş plazalarda, yüksek binalarda dış cepheden cam silimi. Bu işte açıkçası kadınların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kadın eli değdiği yerler biraz daha farklı oluyor. İlk çıkışım 25 katlı bir binaydı. Kendimi gözlemliyordum. Nasıl yapabileceğim? Korkacak mıyım? Korkarsam ne yaparım? Çünkü 25 katlı bir yerden, bir yükseklikten hiç daha önce girmemiştim. İpe ilk girdim. Her şey çok yolunda gitti. Korkmadım. Sonra dedim ki ben bu işi yaparım. İşe çok büyük bir hevesle gidiyorum. Yani çünkü ne bileyim sanırım içim istek olduğu için, yüksekten de korkmadığım için onu aşabildim, yenebildim. En yüksek çıktığım bina 52 katlıydı. İnişim 7,5 saat sürdü orada. Cam silimi. Yarısı 24 kat, 25 katı uzatma sopalarla çalıştık. Güneş var. Suyumuz yetersiz. Eşim yiyecek içecek bölümünü aldı içeceğimiz suyun. Ben de camda kullanacağım suyu aldık. Eşimin tarafı biraz daha kolay oldu. Çünkü hepimiz ipe soktu. 7 kişiydik. O daha çabuk indi. Ben birkaç arkadaşta kaldık. Aşağında mesela 4 kat inince orada sana su verecekler. Hani cam oradan açılıyor. Orayı bekleyeyim. Cam açılsın, su içeyim. Dedilerken in. Daha sonra yaparız. Dedim ki inmeyeceğim. Ben burayı sileceğim. Artık böyle inatla inmeyeceğim. Ben burayı sileceğim. Ha bir de pes etme gibi bir şey yok bende ya. Bir şeye başlayınca onu ben yapmam lazım. Bırakamam. Onu bitirmeliyim. Orada 7,5 saat kaldım ve işe ilk başladığım aylardı bunlar. Ben ki orada pes etmedim ya. Ben daha pes etmem. Biraz soru işaretleri oluyor. İşte yapabilir miyim? Nedir? Nasıl başlanıyor? Bu işe girersem nereden başlayabilirim? Sorular da geliyor bana bu şekilde. Bazen soruları yanıtlayınca biraz meslekten başlamadan uzaklaşıyorlar. Zor yanları evet var. Külfetli bir iş. Çünkü bizim malzemelerimiz çok fazla. 250 metre, 300 metrelik iplerle bu bir kişiye ait bir ip. Ve onun ekstradan perlonları, sapanları, karabinaları biraz karmaşık bir iş. Hani onları çözümleyebilmek, onları bir rayına koymak insanın gözünde biraz büyüyor. Biraz destekçisi olması gerekiyor. Yani yanındaki çalışan kişiler biraz desteklemesi gerekiyor. Zaten el yatkınlığı da varsa bir problem yok, artık ilerleyebilir bu işte. Biraz yapım gereği farklı olmayı seviyorum. Kızım da zaten yapı olarak narindir. Ama işte bizim yaptığımız işi biliyor, ne yaptığımızı biliyor. Çok narin olmasına rağmen çok hareketli bir hayatı tercih etti. Baleye gidiyor, tekvandoya gidiyor ama baleyi bıraktı. Neden? Çünkü çok ona yavaş geldi. Bu da bizden kaynaklandığını düşünüyorum. Sınırsız yaşıyor diyebiliriz. Hani ona dikkat et, masaya çarpma. Hani oradan atlama, buradan zıplama gibi şeyler bizde yok.
Çünkü çocuğumuzu tanıyoruz, neler yapabileceğini biliyoruz ve önüne engel koymuyoruz. O da kendi tercihlerini yapıyor, bize söylüyor, biz de o şekilde ilerleyebiliyoruz.